İbrahim Kahveci, Karar Gazetesi. Ekonomi ekibi matematik biliyor mu? Önceki gün 2024 ikinci çeyrek gayri safi yurt içi hasıla verileri açıklandı. İlk çeyrekte %5.3 büyüme, sonrası ikinci çeyrekte %2.5 büyüme geldi. Böylece Türkiye 2024 yılı ilk yarısında %3.8 büyüme göstermiş oldu. Geçen yıl Eylül ayında Mehmet Şimşek ve ekibinin rasyonel akılla hazırladıkları OVP'ye göre 2024 büyüme oranı %4.0 hedefleniyordu. Bu durumda 2024 yılının kalan ikinci yarısında %4.1 büyüme gerekiyor. Öncü verilere bakıldığında bu yılın kalan yarısında bırakın büyümeyi eksiye bile geçebileceğimiz tahmin ediliyor. Muhtemeldir ki 2024 yılını %3 civarı bir büyümeyle tamamlamış olabiliriz. Ama kesin olan şu ki bu yıl %4 olan orta vadeli program hedefi tutmayacak. Ya enflasyon? ilk 8 aylık enflasyon %31.94. Merkez Bankası'nın %38'lik hedefinin üst bandı olan %42 için kalan 4 ayda %7.62 artış olması gerekiyor. Bu da aylık bazda %1.85 enflasyon demektir eğer yıl sonu %38 enflasyon hedefi olacaksa kalan aylarda enflasyonun %1.11'de kalması gerekiyor. Şimdi bu enflasyonu biraz deşelim. Ağustos ayı hem giyim hem de gıdanın ucuz olduğu bir ay. Zaten mevsimsel veriler hariç enflasyon %3.25 yani kalan aylarda bırakın 1.11'i veya 1.85'i durum çok daha sert ne orta vadeli program büyüme hedefi tutacak ne de orta vadeli program enflasyon hedefi. Bu arada orta vadeli programda enflasyon hedefi zaten %33 ve bunun tutması imkansız. Dün bir yazıda şu konuyu işledim. Hem büyüyor hem de fakirleşiyoruz. Şimdi ikinci kısma geçiyoruz. Enflasyon ve cari denge sorunla. Bu yılın başından beri üfe %23.86 artarken TÜFE %31.94 arttı. Yani maliyetler artmazken satış fiyatları artıyor. Neden acaba? Bunu dış ticarette göreceğiz. Geçen yıl orta vadeli programa göre 2024 yılı ortalama dolar kuru 36.78 lira olmalıydı. Bakın bu ortalama kur yani yıl sonu kuru değil veya yaklaşık olarak Haziran ayı kuru da diyebiliriz. Peki şimdi kur nerede? Yani ilk 8 aylık ortalama kur ne? 32.021 TL'de. Bu hesaba göre ekonomi ekibi doların çok daha hızlı artışına rağmen enflasyonu %33 hesaplamış. Ama dolar şu anda hedefin çok çok altında olmasına rağmen enflasyon %42'yi bile tutturamayacak. Acaba böyle bir matematik nasıl yapılmış olabilir? Ya matematik bilgisi eksik ya da bilinçli bir yanıtma durumu var. Gelelim işin nihayetine. Altta verdiğim karma karışık grafiğe bakın. Orada tek bir canavar var. Tüketim malı ithalatçıları. Bakınız ülkede faiz yükselişinden dolayı ekonomi %5 büyümelerden %2,5 büyümelere düştü. İşten çıkarmalar ve konkordatalar başladı. Ama bir şey hiç bunlardan etkilenmiyor. İthal mal tüketimi. Geçen yıl 25-30 milyar dolar bandında seyreden ithal tüketim şimdilerde 51-52 milyar dolar bandında adeta çok sert direnç gösteriyor. İşte tam da bu kişiler yüzünden ne ithalat yapısal olarak geriliyor ne de enflasyon istenen gerilemeyi yaşıyor. Bakınız ara malı ithalatı bile düşerken tüketim malı ithalatı düşmeyi bırakın artış bile yaşıyor. Ve tüm bunların faturasını işçi emekli memur ediyor. Aslında Mehmet Şimşev itiraz ettiğim ana nokta burası. Enflasyonu dedem de düşürürdü. Mesele maliyetinin ne olacağıydı? Maalesef bu enflasyon düşürme süreci bize epey pahalıya mal olacak.